damadın yanına doğru yaklaşıyoruz. Kimden başlayalım? Gelinlerimden başlayalım. Gelin hanımın ağzı dudaklarına varıyor. Genelde ben damattan başlarım ama. Evet gelin hanım, bugün mutluluğumuzun eğlencesi olacak. Neler söyleyeceksiniz güzel günde? Duygularınızı almak istiyoruz sizin. Çok mutluyum. Başka ne diyecekmiş ya? Belli oluyor zaten. Evet damat bey dönüyorum ve damat bey, evet, sizin duygularınızı alalım. Şöyle yaklaşayım. İnsanın hayatındaki en mutlu günlerden biri. Allah herkese nasip etsin derim. Diyorsunuz. İkinize bir şey sormak istiyorum şimdi. Nikah oldu sanırım değil mi? Hayır. Nikah oldu gerçekten. Burada mı olacak? Evet. Peki kim kimin ayağına basacak? Ha? Kim kimin ayağına basacak? Fark etmez. Diyorsunuz. Peki damat bey, bugün günlerden tarihini almak istiyorum sizden. Bugün 19 Ocak 2002 Cumartesi. Diyorsunuz. Peki gelin hanım. Damat bey bir sene sonra bu tarihi unuttu. Ne yaparsınız damat bey? Hemen şimdiden gözler verelim. Unutmayacağına göre. Diyorsunuz. Peki. Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Ben hemen arkama doğru dönüyorum. Burada bir bayan var. Bayan Hanım da siz tanıyorum efendim. Ne soruyorsunuz? Gelin hanım. Ben damat beyin dayısının kızıyım. Neler söylüyorsunuz buradan? Valla mutluluklar diliyorum onların ikisine de. Allah bir yastık kocasın. Başka bir şey yok. Artı gelin hanımının da kuaförüdür. Gelinin saçını yapan. Kuaförüdür yani. Evet şöyle ben de dönüyorum. Peki iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet efendim, şöyle damadın babasına yaklaşıyorum ben. Damat babası değil mi? Yok. Damadın babası değil misiniz efendim? Ne oldu, iyi yaklaştık ama. Damadın babası dediler bana ama. Öyle mi dediler? Evet. İyi. Doğru mu? Doğru. Peki amca, bugün onlar evleniyor. Neler söyleyeceksiniz bu güzel günde? Şöyle sizin duygularınızı almak istiyorum. Ya ben şimdi bir mutluluk hissediyorum. Benim mesela evlendiriyorum, bunu bir şey yapacağım. Anladın mı? Kaç tane çocuk var amca? Dört. Dört çocuk var. Evli mi? Evli olanlar mı? Evli. Torun var mı torun? Var. Kaç tane torun var? Altı tane. Altı tane. Peki torunlar mı daha çok sevimli oluyordu? Çocuk torunlar. Torunlar. Ama çocuklar duymasın. Torunlar. Peki. İyi eğlenceler diyorum. Sağ olun.
Konuşmak istiyorum. Bu resmi bir nikah törenidir.
sessiz olursanız bana karşı saygınız değil, gelin ve damada karşı saygınızı göstermiş olursunuz. Sayın Asuman Öztürk'ü tekrar sormak zorunda kalıyorum. Sayın Hayati Kara Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Efendim, sizler de şahit misiniz? Sayın Hayati Kara, siz de aynı şekilde belediye evlendirme memurluğuna Sayın Asuman Öztürk hanımefendi ile evlenme isteğinde bulunup müracaat ettiniz. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, kendi arzunuzla bu nikahın gerçekleşmesini istiyor ve önce Cenab-ı Hakk'ın ve sayın şahitlerimizin huzurunda Asuman Öztürk hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Efendim, sizler de şahit misiniz? Evlendirme memurluğuna müracaatta bulunan Asuman Öztürk ile Hayati Kara'nın evlenme evraklarına tetkik ettim. Evlenmelerine mani herhangi bir hal bulamadım. Siz sayın misafirler ve sayın şahitlerimizin huzurunda kendilerine birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini bir kez daha sordum. Sizlerin de duyduğu gibi evet yanıtlarını aldım. Belediye Başkanı Sayın Yüksel Ceylan'ın bana vermiş olduğu yetkiye istinaden nikahlarını kıyıyor ve karı koca ilan ediyorum. Allah mutlu etsin.
dishes maybe. Get the dishes maybe. Not so, so good, not good. Oh,
Thank you.
Kardeşlerinden gelin hanıma bir adet birini, damat beye de bir adet künye ve saat. Alkışlıyoruz. Daha bitmemiş, daha bitmemiş. Anne, bir daha bakalım. Arkadaşlarından yemek takımı hediye etmişler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış rica ediyoruz. Sağ olun. Evet. Gelin hanımın dayısından bir adet bilezik. Hadi bana bakalım. Yalnız bu kadar dolu bir salonda alkış duyamıyorum ben. Yavrum. Vallahi herhalde sizler. Gülü gülü gülü. Gülü gülü gülü.
Ayağını oraya koy. Çocuklar onu koşuyor. Gelin hanımın amcasından ve babaannesinden bir adet altın bilezik. Kocaman alkış, kocaman. Kocaman. Evet. Babayla bakar mısın bana takarken? Bileziği takarken alayım. Akrabası Elmas Bayraktan bir adet altın. Burada fazla durdurun babanı hemen. İşi biter. Kolay olsun. Gelinin amcasından bir miktar para. Gelin hanımın küçük halası Nazife Hanım'dan bir adet altın. Ya bu hiç alkışlar niye yok ya? Takı merasimini durduracağım. Bak bir domon benim elimde. Biraz alkış istiyoruz. Evet. Gelin hanımın büyük halasından bir adet altın. Gelin hanımın yengesinden bir adet ne diyor? Kolye. Öyle mi? Peki. Bir adet kolye. Gelin hanımın İsmail amcasından bir adet altın. Hani alkış? Alkışlayamayanın ne diyorlar? Kayınvalidesini ölsün. Hadi bakalım. Oh oh oh. Gelin hanımın İbrahim Karaman'dan bir adet altın diyelim. Çünkü bayağı bir uzun. Gelin hanımın komşusundan bir adet altın. Abi sen oraya otursan, karşıya boş bir yer. Takım merasimiz olacak. Gelin hanımın teyzesinden bir adet bir miktar para. Müşerref teyzesinden bir adet altın. Yine alkışlar getirdi. Yine alkışlar getirdi. Teyzesinin küçük elinden, Müşerref teyzesinin küçük elinden bir adet altın. Tamam. Gelin hanımın annesinin arkadaşından bir adet altın. Gelin hanımın büyük amcasından bir adet altın. Amca. Gelin hanımın amcasının oğlundan bir miktar para. Aşağı Soku Mahallesi'nden, değil mi? Aşağı Çamlı Emin abisinden bir miktar para. Evet, gelin hanımın kardeşinin kayınpederinden bir adet kolye. Altın mı? O zaman her kafadan bir ses çıkmasın. Tamam. Abdullah Ceylan Beyefendi'den bir miktar para, yine alkışlar kesildi. Bu kadar dolu salon. Vallahi helal olsun yani. Gelin hanımın amcasının kızından bir adet altın. Yine gelin hanımın amcasının kızından bir adet bir miktar para. Değil mi? Evet. Necmi Yılmaz Beyefendi'den bir miktar para. Gelin hanımın halasının kızından bir adet bilezik. Yine alkış yok, yine alkış yok. Tekrar. Bakar mısın sana? Evet. Mustafa Ergün Beyefendi'den bir adet altın kolye.
Devam edelim. Sabahattin abisi ve Ciğeri ablasından bir adet altın. Peki. Gelin hanımın halasının oğlundan bir miktar para. Şurayı bir boşaltabilir miyiz? Müsaadenizle şurayı boşaltalım. Gelin hanımın halasının kızından bir adet altın kolye. Evet. Yani nasıl olsa artık evlenme. Yenge. Gelin hanımın yengesinden bir adet altın. İn alkış yok, in alkış yok. Evet. Gelin hanımın nezaket ablasından bir adet altın kolye. Gelin hanımın teyzesinden bir adet altın. Gelin hanımın Ayşe teyzesinden bir adet altın. Abisi Neşmi Başar'dan bir miktar para. Fatma Önal'dan bir adet altın kolye ve Kimya Elma Aşılmaz, Selma Aşılmaz'dan da bir miktar para. Evet. Asiye ablasından bir adet altın. Gelin hanımın arkadaşları Nagihan ve Ümran Hanım'dan bir adet altın kolye. Gelin hanımın dayısının müdürü Abdullah Gürel Beyefendi'den bir miktar para. Arkadaşı Nergin Hanım'dan bir adet altın yüzük. Gelin hanımın arkadaşı Yasemin Hanım'dan bir adet altın kolye. Yine alkış yok. Yine ben alkışlatacağım. Ben alkışlatacağım. Gelin hanımın arkadaşı Sema Hanımefendi'den bir adet altın kolye. Gelin hanımın arkadaşı Nursel Hanım'dan bir adet altın kolye. Gelin hanımın Nihal ablasından bir adet altın kolye. Evet. Gelin hanımın annesinin arkadaşından bir miktar para. Ben istemiyorum ya. Damat Bey'in tarafına geçtiğimiz zaman onu da bir ara söyleyeceğiz. Peki. Gelin hanımın komşusu Mehmet Keskin Beyefendi'den bir adet altın kolye. Yine alkış yok, yine alkış yok. Evet. Ahmet Boyacıoğlu'ndan bir miktar para. Gelin hanımın dayısının müdürü Ahmet Kemal Kuzu Beyefendi'den bir miktar para. Yine müdürü Şamil Gündüz Beyefendi'den bir miktar para. Evet. Evet. Gelin hanımın akrabalarından, komşularından, yakınlarından, arkadaşlarından başka takı takmak isteyen var mı? Var mı? Var mı?
Geçebilir miyiz efendim? Damat beyin tarafına geçebilir miyiz? Evet, var mı? Son kez soruyorum. Gelin hanımın tarafından, yengesinden. Gelin hanımın yengesinden bir miktar para. Evet. Evet, başka sanırım gelin hanımın tarafından yok. Damat beyin tarafına geçiş yapabilir miyiz? Gelin hanımın arkadaşım Nurgül Hanım efendiden bir adet altın kolye. Yine alkışlıyor. Yine alkışlıyor. Herkes muhabbete dalmış valla. Evet. Emekleyenler hariç. Evet. Hayır. Evet. Var mı başka? Yoksa geçiş yapıyoruz. Evet. Peki. Gelin hanımın akrabalarına, arkadaşlarına şimdiden bir kez teşekkür edelim. Zaten takım merasimin sonunda bir kez daha teşekkür edeceğiz. Şimdi damat beyin yakınlarını, akrabalarını, komşularını takılarını takmak üzere sahneye davet ediyoruz. Gelin hanımın komşusundan bir miktar para. Peki. Yalnız burada durmayalım. Kamera çalışıyor. Gelin hanımın komşusundan yine çok güzel bir hediye. Bilimine kullansınlar. Peki. Yine gelin hanımın komşusundan bir miktar para. Evet. Evet. Gelin hanımın yakınları var mı başka? Yok. Damat beyin yakınlarına geçecek. Evet. Evet. Damat da gelin hanım yer değiştirsin. Damat Bey'in yakınları tarafından takılarımız başladı. İlk olarak Damat Bey'in babasından 5 adet altın bilezik. 5 adet burma bilezik. Tamam canım ben... Amca bakar mısınız? Olacak o kadar. Peki. Bayağı evet. Amca, bayağı doğru amca. Evet. Şimdi kocaman bir alkış rica edeceğim çünkü damat beyden gelin hanıma çok güzel muhteşem bir altın set ve yine çok güzel muhteşem altın bir adet saat. Damat bey bir saniye. Ablam bir baksın.